Bilimin Işığında Veteriner Hizmetleri programı ile karşınızdayız. Ben Burçak Aslan Çelik. Bu akşam veteriner alanında yine önemli konulardan bir tanesi olan hayvanlarda mineral ve vitamin eksikliklerinden, bunların hayvanlarda oluşturdukları olumsuzluklardan ve hastalıklardan korunmak için neler yapılmalı ve tedavileri hakkında konuşacağız. Bu hafta da yine konusunda uzman bir konuğum var. Kendisi Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyelerinden yardımcı doçent Doktor Kıvanç Irak. Sayın hocam, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim hocam. Sağlık konusu açıldığında hocam birçok kişinin ilk aklına geldiği konulardan bir tanesi de vitamin ve mineral eksiklikleri değil mi? Bu konu hem insan hem hayvan sağlığı için oldukça önemli konulardan bir tanesi ve oldukça dikkat çeken ve son yıllarda çokça araştırmalar yapılan konulardan bir tanesi. Günlük hayatımızda da sıkça duyduğumuz terimler aslında mineraller ve vitaminler. Ancak bazen biz bu mineral ve vitaminleri birbirinden de karıştırıyor olabiliyoruz. Bu yüzden öncelikle bu terimler hakkında biraz sizden bilgi alabilir miyiz? Tabii ki ben bahsedeyim. Ben öncelikle programınızın size ve Kanal 56 ailesine hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten böyle bir program Siirt'te hayvancılığın daha bilinçli yapılması adına önemli adımlardan biri. Bu konuda da sizlere teşekkür ediyorum beni de konuk ettiğiniz için. Evet, sizin de az önce dediğiniz gibi mineral ve vitamin konusunda bazı karmaşıklıklar var ve bunların terimsel olarak tanımlarını yapmak gerekirse öncelikle izninizle minerallerden başlayayım. Mineraller vücut sıvılarının kan ve kemiklerin oluşumuna katılan, vücutta özellikle sinirsel uyarıların sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlayan, beyin fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde şekillenmesini sağlayan, yine çok önemlidir ki vücutta asit baz dengesinin kontrolünü sağlayan inorganik maddelerdir. Ve bizler çok genel bir ifadeyle mineralleri makro mineraller ve mikro mineraller olmak üzere iki kısma ayırabiliyoruz. Hocam, bu makro mikro derken ne demek istiyoruz? Evet, ondan da bahsedeyim. Makro terimi adından da anlaşılacağı üzere biraz da daha fazla, daha yüksek miktarda anlamını ifade ettiğinden makro mineral dediğimiz kanda miligram düzeyinde bulunan, yani yüksek düzeyde bulunan minerallere biz makro mineraller diyoruz. Örnek olarak kalsiyum, sodyum, potasyum, manezyum, krom gibi mineralleri biz makro mineraller sınıfında sınıflandırabiliyoruz. Bunlar yüksek düzeyde bulunuyorlar ve organizmada çok önemli fonksiyonlar üstleniyorlar. Mikro dediğimizde daha mikro düzeyde, daha düşük, daha eser düzeyde bulunan mineralleri de biz mikro elementler olarak adlandırabiliyoruz ki bunlara da örnek vermek gerekirse demir, mangan, molibden, flor, iyot gibi mineralleri de biz mikro elementler sınıfında sınıflandırabiliyoruz. Her ne kadar ismi mikro olsa bile bu sınıftaki minerallerin de yine organizmamız için oldukça önemli fonksiyonları bulunmakta ve organizmada birçok fizyolojik olayın meydana gelmesinde de bu mikro elementlerin, mikro minerallerin büyük rolleri bulunmakta. Yine bu mineraller iz mineraller veya eser mineraller olarak da tanımlanabilmekte. Ayrıca bir şey daha eklemek istiyorum ben bu konuda. Biz her ne kadar makro ve mikro mineraller demişsek de yine minerallerin üçüncü bir sınıflandırma şekli de toksik minerallerdir. Bunlar da toksitesi, yani zehirleyici özelliği fazla, organ ve dokularda biriktiği zaman yüksek oranda toksikasyon oluşturabilecek minerallerdir ki bunlara da örnek olarak arsenik, kadmiyum gibi mineralleri örnek verebiliriz. Kurşun gibi mineralleri örnek verebiliriz. Mesela bunlar mesela alındığı zaman diyelim ki karaciğerde toksik, yani ona zehir etkisi görüyor, evet, değil mi? Evet, aynen. Toksik etki, yani zehir etkisi oluşturup organ ve dokularda çeşitli bozukluklara
yol açabiliyorlar. Evet hocam. Peki vitaminler o nelerdir? Vitaminler önemli konusunda da tanımdan başlayarak söylemeye çalışayım. Vitaminler zaten bizim doğal besinlerimizin yapısında bulunan hayvansal organizmanın canlılığını devam ettirebilmesi için çok az miktarda olsa dahi alınması gerekli olan ve ya dışarıdan alması gereken ya da hiç sentez edemediği maddelere de biz vitamin adını veriyoruz. Ve biz çok genel bir ifadeyle yine vitaminleri suda eriyen vitaminler ve yağda eriyen vitaminler olmak üzere iki kısma ayırabiliyoruz. Hocam suda eriyen ya da yağda eriyen, yani bunların özellikleri suda ya da yağda erimeleri midir? Bunların farklılıkları var. Ben bunları maddeler halinde sıralayacak olursam, suda eriyen vitaminler direkt olarak kana geçiyorlarken, yağda eriyen vitaminler önce lenfe daha sonra kana geçme eğilimindeler. Suda eriyen vitaminler vücutta serbest dolaşabildiği halde, yağda eriyen vitaminler mutlaka ve mutlaka taşıyıcı bir proteine bağlanıp da taşınabilmekte. Yine suda eriyen vitaminler işlemlerini yerine getirdikten sonra böbrekler yoluyla atılabilirken, yağda eriyen vitaminler yağ ile birlikte depolanabilme özelliğine sahipler. Bunlardan daha önemlisi, suda eriyen vitaminler çok nadiren toksik düzeye ulaşırken, yağda eriyen vitaminlerde toksik düzeye ulaşma riski çok daha fazla bulunmakta. Yine yetiştiricilerin dikkat etmesi gereken bir nokta şu: yağda eriyen vitaminlerin düşük dozlarda ve sık sık suda eriyen vitaminlerin düşük dozlarda ve sık sık alınması gerekirken, yağda eriyen vitaminlerin daha periyodik aralıklarla, daha uzun aralıklarla alınması gerekiyor. Bunu da yetiştiricilere bu şekilde tavsiyede bulunmak istiyorum. Evet. Hocam peki bu besin maddeleri veya mineral maddelerinin gereksinimini nasıl hesaplamak gerekiyor? Evet. Hayvancılar bunu nasıl hesaplayabilirler? Evet. Bu konu hakkında da şöyle söyleyebilirim ki, hayvanlarda besin madde ihtiyacı ve buna bağlı olarak da mineral madde ihtiyaçları, hayvanın türüne, yaşına, cinsiyetine, yetiştirme koşullarına, iklim şartlarına bağlı olarak değişebiliyor. Fakat faktör olarak göz önünde bulundurmamız gereken bazı önemli faktörler var. Bunların birincisi ne olabilir? Bunların birincisi hayvanın yaşam payı olur. Yaşam payı dediğimiz organizmanın, vücudun yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan ihtiyaçlarıdır. Bu nedir? İşte bir vücudun büyümesi için, gelişmesi için, vücut ısısının korunması için gerekli olan ihtiyaçların tümüne o organizma için biz yaşam payı diyoruz. Ve yaşam payı özellikle besin maddeleri ve mineral alımında önemli bir faktör. Göz önünde bulundurulması gereken önemli bir faktör. İkinci bir faktör de hayvanların verim özellikleri. Hayvanların verim özelliklerine bakarak gerek besin madde ihtiyacı gerekse bunun içindeki mineral madde ihtiyaçlarının karşılanması göz önünde bulundurulması gereken faktörler arasında. Hayvanların yem özelliklerine baktığımız zaman et verimi, süt verimi, yumurta verimi, yavru verimi gibi verim özellikleri göz önüne alınarak hayvanların günlük besin madde ihtiyacı ve mineral madde ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. Yine üçüncü bir göz önünde bulundurulması gereken nokta hayvanlardaki atıklardır. Bilindiği üzere hayvanlarda gayta, idrar, ter, gözyaşı, tükürük gibi atıklarla besin maddeler dışarıya atılabilmektedir. Ve bu besin maddeleri dışarıya atıldığı zaman, mineral maddeler dışarıya atıldığı zaman, bu dışarıya atılan mineral maddelerin vücuttaki yerine konulması için mutlaka ve mutlaka bu tip faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerekiyor. Yani kısaca şöyle özetleyebilirim. Besin madde ihtiyacının ve mineral madde ihtiyacının göz önünde bulundurulduğunda yaşam payı, hayvanların verim özellikleri ve hayvanların atık miktarlarının mutlaka ve mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Evet hocam. Peki hocam vitaminler hayvan vücudu için önemi nedir vitaminlerin? Evet, ondan da kısaca bahsetmek gerekirse, başta da dediğim gibi vitaminler organizmanın canlılığını devam ettirebilmesi için, yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için olmazsa olmaz maddelerdir. Ve şöyle diyebiliriz ki
kendileri enerji transferinde rol oynayıp fakat kendileri vücuda enerji sağlamayan maddelerdir. Fakat enerjinin transfer edilebilmesi için de yine vitaminlere bizler ihtiyaç duyarız. Bunun yanında yapısal ünitelerin metabolizmasının regülasyonunu sağlamak amacıyla da yine vitaminlere ihtiyaç bulunmaktadır. Ve bundan ötürüdür ki vitaminler her ne kadar küçük miktarda bile alınmaları gerekse de yine organizma için çok önemli maddelerdir. Ve eksiklikleri de buna göre vücutta çeşitli bozuklukların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Evet hocam. Hocam spesifik olarak vitaminlerden bahsedecek olursak hangi vitamin hayvanlar için önemli olan vitaminler nelerdir? Bunların eksikliklerinde neler görülür? Bunlardan teker teker bahsedecek olursak. Tabii ki. Onlardan da önemlilerden başlayarak sizlere anlatayım. Bizim özellikle hayvan sahiplerinin de çok fazla kullandıkları A, D, E vitaminleri var. Bunlar bizim yağda eriyen vitaminler sınıfındaki vitaminlerimiz. A vitamininden başlayacak olursam, A vitamininin organizmadaki en önemli fonksiyonları üreme, görme ile ilgili fonksiyonlar, büyüme ile ilgili fonksiyonlar ve epitel dokunun koruması ile ilgili fonksiyonlardır. Bu fonksiyonların yerine getirilmesi için A vitamininin vücutta tam olarak bulunması gerekmektedir. Eğer herhangi bir durumda A vitamini vücutta yetersiz ise üreme ve büyüme bozuklukları, yine göz ile ilgili gözlerde aşırı bir sulanma, konjüktivanın kurumasıyla karakterize gece körlüğü tablosunun oluşması, yine büyüme ile ilgili bozukluklar, normal kemik oluşumundaki bozukluklarla ilgili karakterize çeşitli belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Yine A vitamini eksikliğinde az önce de bahsettiğim gibi epitel dokunun korumasıyla ilgili bir vitamin olduğu için A vitaminine zaten ikinci bir isim olarak epitel koruyucu vitamin de diyebiliyoruz. A vitamini eksikliğinde özellikle üriner sistem, genital sistem, solunum ve sindirim sistemindeki epitel dokunun bozukluğundan karakterize keratinizasyon tablosunun oluşması görülebilmektedir. Yine yağda eriyen vitaminlerle devam edecek olursak D vitamini. D vitamini bilindik üzere oldukça fonksiyonu olan bir vitamin. Bütün kemik oluşumunda, kemiklerin normal büyümesinin sağlanmasında oldukça öneme sahip bir vitamin ve kalsiyumla birlikte sinerjik, yani aynı yönde bir etkileşim ile çalışıp kalsiyum metabolizmasında önemli görevler üstlenen bir vitamin. Kalsiyum metabolizmasında vitamin D nasıl etkiler gösteriyor? Onlardan da kısaca bahsedeyim. Vitamin D özellikle kalsiyumun bağırsaklardan eminiminde, yine kemiklerden mobilizasyonunda ve kalsiyumun geri emilmesini sağlamak suretiyle kalsiyum metabolizmasında rol oynamaktadır. Vitamin D'nin eksikliğinde neler görülür? Onlardan biraz kısaca bahsedecek olursam. Vitamin D'nin eksikliğinde gençlerde raşitizm, yetişkinlerde ya da yaşlılarda osteomalazi tablosu ortaya çıkmaktadır. Gençlerdeki raşitizm tablosunda kemiklerin kolayca kırılabilir olması ve özellikle buzağlarda tarsal ve karpal eklemlerin ya da kemiklerin şişmesiyle karakterize durumlar ortaya çıkmaktadır. Yine tavuklarda özellikle gaganın yumuşaması, kemiklerin yumuşaması, yumurta veriminin düşmesi, yumurta kabuğunun sertliğini kaybetmesi gibi faktörler vitamin D eksikliğinde ortaya çıkabilecek durumlardır. Bununla birlikte tabii ki genel belirtiler dediğimiz belirtiler de ortaya çıkmakta ve büyümede yavaşlama gibi durumlarda ortaya çıkmaktadır. Yine yumurtadan civciv çıkma oranı da vitamin D eksikliğinde artmaktadır diyebiliriz. Bununla birlikte yine yağda eriyen vitaminlerden devam edecek olursak E vitamini hakkında. Hocam E vitaminine geçmeden önce D vitamini hakkında bir şey daha soracağım. Bir de son zamanlarda özellikle D vitamininin eksikliğinin aynı zamanda yani gebe hayvanlarda özellikle etkili olduğunu yapılan çalışmalar gösterdi. İnsanlarda böyle. Evet. Hayvanlarda da bu böyle mi? Çünkü D vitaminini herhalde biz şey olarak alamıyoruz. Direkt
vücutta aktive oluyor güneş ışığından. Evet. Peki hayvanlar açısından durum nedir? Şöyle bahsedeyim. D vitamininin bitkiler ve hayvanlardaki prokürsörleri farklı. Yani ön maddeleri bitkilerde ve hayvanlarda farklılık arz ediyor. Bitkilerdeki prekürsörü yani ön maddesi ergosterol iken hayvanlarda 7-dehidrokolesteroldur bu. Az önce sizin dediğiniz gibi ultraviyol ışınlarının etkisiyle bitkilerde bu ergosterol ergokarsiferola dönüşüyor ve bu şekilde etkisini gösteriyor. Hayvanlara bakacak olursak hayvanlarda 7-dehidrokolesterol yine güneş ışınının etkisiyle deride, karaciğerde ve böbrekte uğramış olduğu değişikliklerle 1,25-dehidrokolesterole dönüşmek suretiyle etkisini ortaya çıkarabiliyor. Gebelerde şöyle bir durum var. İnsanlar için konuşacak olursak, gebelerde vitamin D'nin alınması doğacak yavrularda kemiklerle ilgili herhangi bir bozukluk oluşmasını engelleme yönünden oldukça önemli. Peki biz gebelerde D vitamini alımına nasıl dikkat edeceğiz? Özellikle yaz aylarında gölgede 15-20 dakika bile durmak D vitamininin yeterince alınmasını zaten sağlıyor. Diğer İlle şekilde de gün de, ışığında olmak zorunda değil. Yani gölgede dahi alsa faydalanabiliyor. Faydalanabiliyor ve o D vitamini yeterince zaten vücudun fonksiyonlarını yerine getirmesi için yeterli miktarda olabiliyor. Yine günlük 15-20 dakika çok aşırı olmayacak şekilde güneş ışığının altında kalmak da yine gebelerdeki vitamin D ihtiyacını karşılayabiliyor ve vitamin D sayesinde gebelik döneminin çok daha rahat bir şekilde geçirilmesi, çok daha kramplardan, sancılardan, kas spazmlarından daha az etkilenerek bir rahat bir gebelik geçirilmesi yönünden de vitamin D önemli bir vitaminimiz. Eğer uygun görürseniz biraz da E vitamininden bahsetmek evet. istiyorum. Çünkü biliyorsanız E vitamini de çok revaçta olan bir vitaminimiz. Özellikle E vitamininin hayvanlardaki önemi biraz daha fazla. Çünkü hayvanlarda E vitamini üreme ile ilgili fonksiyonlarda oldukça aktif görevler üstlenen bir vitaminimiz. Ve eksikliği de daha çok üreme ve üreme ile ilgili organlar üzerinde, bunun haricinde de özellikle kaslarda, yağ dokusunda, sindirim ve solunum sisteminde eksiklikleri görülebilmektedir. Fakat genel olarak E vitamininin etkisi üreme ve üreme organları üzerinedir ki biz E vitamininin diğer isimlerine baktığımız zaman, literatürde geçen diğer isimlerine baktığımız zaman E vitamininin antisterilite vitamini, fertilite vitamini olarak geçmektedir. Ve bu yüzden özellikle üreme ile ilgili fonksiyonları en üst düzeydedir. Vitamin E eksikliğinde az önce bahsettiğim gibi işte üreme ile ilgili özelliklerinden dolayı eğer eksikliği olursa kısırlık belirtilerinin ortaya çıkması söz konusu olabilmektedir. Yine karaciğerde nekroz oluşturabilme durumu vardır. Özellikle yağ dokularında kahverengi bir pigmentasyon oluşmasına sebep olabilir. Yine vitamin E'nin özellikle hayvanlardaki en önemli eksiklik belirtisi kas distrofisi adını verdiğimiz kaslarda dejenerasyonla karakterize bir durumdur ki biz buna beyaz kas hastalığı adını veriyoruz. Bu da hayvanlardaki önemli vitamin E eksikliğinin belirtileridir. Son olarak da vitamin K ile yağda eriyen vitaminleri izninizle bitirmek istiyorum. K vitamini bilindiği üzere pıhtılaşma ile ilgili bir vitamindir ve eksikliğinde karaciğerde pıhtılaşma faktörlerinin sentezlenememesine bağlı olarak pıhtılaşma bozuklukları meydana gelir ve K vitamini eksikliğinin hayvanlarda en önemli belirtisi intramusküler yani kas içi hemorajik kanamalardır. Deri altındaki hemorajik kanamalardır. Bu şekilde K vitamini eksikliği de ortaya çıkabilmektedir. Evet hocam. Hocam bir de suda çözünen vitaminlerden bahsedecek olursak. Tabii ki onlardan da en önemlilerinden evet. isterseniz bahsetmiş olayım. Biz suda eriyen vitaminleri B ve C vitaminleri olarak az önce sınıflandırmıştık. B ve C vitaminlerinde tabii burada şöyle bir şey söylemek istiyorum Burçak Hocam.
bilindiği üzere vitaminler A, B, C, D, E olarak alfabetik bir sıraya göre gidiyorlar. Şöyle bir şey düşünülebilir. Hani acaba A, B, C, D, E, biz bunları biliyoruz da başka vitaminler yok mu? Başka vitaminler de var. Genelde E'ye kadar biliyoruz. Bir de K vardı. Evet, evet. bunların haricinde de yine mesela vitamin P, vitamin T, vitamin F diye bildiğimiz vitaminler de var. Fakat bunlar kendileri vitamin benzeri maddeler oldukları için mesela karnitin T vitamini olarak bilinmektedir. Fakat vitamin benzeri maddeler oldukları için vitamin adıyla değil, kendi bilindik adlarıyla yani karnitin olarak sınıflandırılırlar ya da adlandırılırlar. Yine yağ asitleri vitamin, esansiyel yağ asitleri vitamin F olarak bilinir. Yine flavonoidler vitamin P olarak bilinir. Bunları da bir açıklama gereği duydum. Bunlar vitamin benzeri maddeler olarak bilinir. Şimdi az önce dediğiniz gibi suda eriyen vitaminlerden biraz bahsedecek olursam B1 vitamini tiamin olarak bilinir. Latince ismi tiamindir. B1 vitaminini biz özellikle ruminantlarda yani çift tırnaklı hayvanlarda eksikliğini pek görmediğimiz bir vitamindir. Ne zaman ki örneğin buzağlarda eğer rumen dediğimiz mide çok iyi gelişmemişse B vitamini eksikliği ortaya çıkabilmektedir. Yine çiğ balık yiyen hayvanlarda B vitamini eksikliği ortaya çıkabilmektedir. Bunun yanında yetiştiricilerimizin bildiği üzere eğrelti otu dediğimiz bir ot var hayvan beslemede kullanılan. Eğrelti otunun bir türü olan Pterygium aeguglionae'ın çok fazla miktarda tüketilmesi durumunda da yine tiamin vitamininin eksikliği ortaya çıkabiliyor. Tiamin eksikliğinde görülen hastalığımız beriberi hastalığıdır. Bunu da bu şekilde bildirmek istiyorum. Yine B2 vitamini var. Bu riboflavin olarak bilinmektedir. B2 vitamini eksikliği genellikle deri, göz ve sinir sistemi üzerinde bazı bozukluklar oluşturmaktadır. Özellikle B2 vitamini eksikliği kanatlı hayvan sektöründe öneme sahip. Çünkü kanatlılarda özellikle parmakların içe doğru kıvrılmasıyla seyreden bir yürüyüş şekillenmektedir. Ve yine civcivlerde diyare dediğimiz ishal tablosunun oluşması söz konusudur. Yine yumurtacı tavuklarda yumurta veriminin düşmesi, yumurtadan çıkan civciv miktarının azalması görülmektedir. İnsanlardaki belirtilerinden biraz bahsedecek olursam, insanlarda genellikle ağız mukozasıyla ilgili bozukluklar ortaya çıkmaktadır ki bunlar nelerdir? Bunlar özellikle ağız mukozasının iltihaplanması, dilin iltihaplanması, diş etlerinin iltihaplanması gibi belirtilerle kendini göstermektedir. Yine dudakların birleşme bölgesinde, şu bölgede çatlaklarla karakterize belirtiler ortaya çıkarmaktadır. Vitamin B3'ten biraz bahsetmek gerekirse, vitamin B3 nikotinik asit olarak da bilinmektedir. Vitamin B3'ün özellikle insanlardaki eksikliği oldukça anormal durumlar ortaya çıkarmaktadır. Vitamin B3'ün insanlardaki eksikliğine biz Pellagra hastalığı diyoruz ve Pellagra hastalığı 3D semptomlarıyla karakterize bir hastalıktır. Bundaki 3D oradaki klinik belirtilerin ilk harflerinden ileri gelmektedir. Birinci D demensiyadır. Yani demensiya dediğimiz kişinin hafıza kaybıyla karakterize bir bir belirtidir. İkinci D diyare dediğimiz ishalle karakterize tablodur. Üçüncü D ise dermatitis dediğimiz derinin iltihaplanmasıyla karakterize bir bulgudur ve şiddetli belirtilerle karakterize Pellagra hastalığı görülmektedir. Hayvanlardan ise özellikle köpekler vitamin B3 eksikliğine oldukça duyarlıdırlar ki vitamin B3 eksikliğinde köpeklerde dilin esmerleşmesiyle karakterize kara dil hastalığı görülmektedir. Kara dil hastalığı da özellikle ağız mukozasının iltihaplanması, yutağın iltihaplanmasıyla karakterize belirtilerle kendini göstermektedir. Yine
vitaminlerinden B vitaminlerinin haricinde bildiğimiz biyotin var. Bu biyotin özellikle süt yağının sentezlenmesinde oldukça önemlidir. Eksikliğinde yine büyümede yavaşlama, civcivlerde büyüme geriliği, yumurta veriminde düşme gibi belirtilerle karakterizedir. Folik asit var, oldukça önemli, büyümede oldukça önemli fonksiyonları olan bir vitaminimiz folik asit. Folik asit eksikliğinde de megaloblastik anemi dediğimiz bir durum söz konusu. Yine insanlarda özellikle gebe kadınların olmazsa olmazı olan bir vitamin folik asit. Çünkü gebeler eğer folik asitten eksik bir beslenmeyle beslenirse, böyle bir diyet uygulaması yaparlarsa çocukların megaloblastik anemiyle doğma durumu, yine çocuklarda beyin ve sinir fonksiyonlarında bozukluk ve anomalilerin şekillenmesi söz konusu. Bir de hocam bu spina bifida denilen omurganın tam olarak kapanmaması görülüyor. O yüzden gebeliğin ilk 3 ayında insanlarda özellikle mutlaka folik asit hekimler tavsiye ediyorlar. Evet. Sizin de dediğiniz gibi hekimler tavsiye ediyorlar. Buradan şöyle bir şey söyleyebiliriz ki özellikle gebe bayanların mutlaka ve mutlaka gebelikleri boyunca fındık, fıstık, badem gibi ürünlerden azami ölçüde istifade etmeleri lazım ki folik asit ihtiyaçlarını karşılasınlar ve hem düzenli bir gebelik geçirsinler hem de doğacak yavrularında herhangi bir anomalinin olmasını engellemeleri için folik asiti mutlaka tüketmeleri gerekmektedir. Son olarak da izniniz olursa B12 vitamininden bahsetmek istiyorum. Çünkü B12 vitamini özellikle unutkanlıkla karakterize bir hastalık, yine özellikle bayanlarda kişinin kendini iyi hissetmemesiyle karakterize bir belirtilerle ortaya çıkan bir vitamin eksikliği. B12 vitamininin eksikliğinde de pernisiyoz anemi adını verdiğimiz kansızlık durumu ortaya çıkabilmekte. Ve bunların sonucunda da şunu söyleyebilirim ki mutlaka ve mutlaka vitamin ve minerallerin hayvan beslemede ve insanların da kendi beslemelerinde almaları gereken maddelerdir diye bunları söyleyebiliriz. Evet, çok sağ olun hocam. Hocam şimdiye kadar hep vitamin eksikliğinde neler, hangi olumsuzluklar veya hastalıklar görülür? Bunlardan bahsettik. Evet. Evet, vücudumuzda bazı vitaminler depolanıyor, bazıları depolanmıyor. Depolananlar için özellikle fazlalıkları durumunda da vücut olumsuz etkilenebiliyor. Evet. Biraz da bunlardan bahsedebilir miyiz? Fazlalıklarında neler görülebiliyor? Tabii ki, onlardan da biraz bahsedelim. Sizin de az önce dediğiniz gibi vitaminlerin her ne kadar eksiklikleri çeşitli klinik tablolar oluşturabiliyorsa, aynı zamanda vitaminlerin fazlalıkları da klinik tablolar oluşturmaya yetebiliyor. Örneğin şöyle açıklayabilirim. Vitamin A ve D vitamini gereksinimin üzerinde alındığı zaman hipervitaminoz adını verdiğimiz bir tablo oluşmakta. Ve bu tablonun sonucunda da özellikle A vitaminini yüksek oranda aldığımız zaman deride kuruluk, karaciğerde büyüme, yine eklemlerde ağrıyla karakterize belirtiler ortaya çıkabilmektedir. D vitamininin yüksek oranda alınmasına da D hipervitaminoz adını veriyoruz. Yani D vitamininin gereksinimin daha yüksek düzeyinde alınmasıyla karakterize bir durumdur ki bunda da toksikasyon belirtileri, yani zehirlenme belirtileri, yine ishal, sinirim sistemi bozukluklarıyla karakterize durumlar ortaya çıkabilmektedir. D vitamininin en fazla hipervitaminoz belirtisi ise şudur. Özellikle kalsiyum ve fosforla ilişkili olduğu için D vitamini, kalsiyum ve fosforun arterlerde, yani damarlarda, atar damarlarda birikmesi ve böbreklerde birikmesiyle karakterize toksikasyon durumları, yani zehirlenme durumları ortaya çıkabilmektedir. Evet hocam. Hocam biraz da minerallerden ve eksikliklerinden bahsedebilir miyiz? Mineral eksiklikleri nelere sebep oluyor vücutta, evet, hayvanlarda? Tabii ki ondan da kısaca bahsetmek gerekirse. Öncelikle ben minerallerin organizmamızdaki
biraz fonksiyonlarından bahsetmek istiyorum. Mineraller organizmamızda özellikle kemik ve diş oluşumuna katılması yönünden, yine sinirsel uyarımlarda rol oynaması yönünden, organizmadaki asit, baz ve su elektrolit dengesinin sağlanması yönünde önemli etkileri bulunmakta. Yine bazı enzimlerimizin aktivasyonu için, yani aktif hale gelebilmesi için mineral maddelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden de mineralli maddeler organizmada oldukça önemli fonksiyonlar üstlenmektedir. Tabii ki mineral maddelerin eksiklik durumlarında da organizmada fizyolojik fonksiyonların bozulması görülmektedir. Kısaca en önemlilerinden bahsedecek olursam kalsiyumdan başlamak istiyorum. Kalsiyum bilindiği üzere makro bir elementtir. Yani vücutta miligram düzeyinde bulunan bir mineraldir. Kalsiyum, az önce de vitamin D'yi bahsederken kalsiyumdan da birazcık bahsettim orada. Daha da açıklamak gerekirse kalsiyum vitamin D ile aynı yönde etkileşim, yani sinerjik bir etkileşim göstererek kemiklerin yapısına katılmakta ve kemiklerin normal bir gelişimi ve büyümesi için en önemli olan bir mineralimiz. Vitamin D kalsiyumun metabolizmasında oldukça aktif olarak görevler üstleniyor. Kalsiyumun eksikliğinde de yine vitamin D'nin eksikliğinde görülen belirtiler görülüyor. Bunlar nelerdi? İşte bunlar gençlerde raşitizm, yetişkinlerde ise osteomalazi tablosu görülmektedir. Kalsiyum mineralinin eksikliğinde kemiklerde kolayca kırılabilme, yine kanatlılarda gaganın yumuşaması, kemiklerin yumuşaması, yumurtanın kabuğunun sertliğini kaybetmesi gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır. Özellikle yetiştiricilerin rasyonlarında, ruminant rasyonlarında, yani çift tırnaklı rasyonlarında kalsiyum fosfor oranını 2'ye 1 oranında, kanatlı rasyonlarında ise 1.6'ya 1 oranında kullanmaları yeterli bir kalsiyum fosfor oranını sağlamış olacaktır. Yine izninizle biraz da fosfordan bahsetmek istiyorum. Fosforda kalsiyumla birlikte özellikle kemik ve diş oluşumuna katılmakla birlikte yine karbonhidrat metabolizmasında aktif olarak görev alan bir mineral olarak karşımıza çıkıyor. Fosfor eksikliğinde görülen en önemli belirtilerden biri pika hastalığıdır. Pika hastalığında özellikle hayvanlarda etraftaki yabancı maddeleri yalama ve onlardan mineral madde eksikliğini telafi etme isteği oluşmaktadır. Fosfor eksikliğinde büyümede gerileme, canlı ağırlık artışında azalma, ölü doğumlar gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bununla birlikte önemli makro elementlerden olan magnezyum karşımıza çıkmakta. Magnezyum özellikle kasların kontraksiyonunda, yani kas kasılma mekanizmasında önemli bir role sahiptir. Yine bununla birlikte magnezyum proteinlerin, nükleik asitlerin ve karbonhidratların sentezi için büyük öneme sahiptir. Magnezyum eksikliği hayvanlarda kendini hipomagnezemi tablosu ile ortaya koymaktadır. Hipomagnezeminin ortaya çıkma sebebi de az önce bahsettiğim gibi iklim şartları dedim. Mineral maddelerin eksikliklerinin belirtilerini ortaya çıkarabiliyor iklim şartları. Magnezyumun eksikliğinin de ortaya çıkmasında iklim şartlarının büyük önemi var. Çünkü magnezyum normalde otlarda var iken çok yağış alan bölgelerde otlarda bulunan magnezyum yağışın etkisiyle toprağa geçebilmekte ve bu şekilde de otlar magnezyumdan yoksun bir hale gelmektedir. Bu şekilde otlayan hayvanlarda da magnezyum eksikliği ortaya çıkabilmekte. Bu da hipomagnezemi olarak adlandırılabilmektedir diyorum. Yine demir yetersizliği hayvanlarda anemi tablosunun, yani kansızlık tablosunun ortaya çıkmasına sebep olmakta. Bakır eksikliği hayvanlarda enzootik ataksi adını verdiğimiz sallantılı yürüyüşte karakterize bir hastalığın oluşmasına sebep olmakta. Yine bakır eksikliğinde bundan ziyade özellikle yapağı kıllarda pigmentasyon bozuklukları, yani renk değişimleri gözlenebilmektedir. İyot eksikliği var. İyot eksikliğinde de hayvanlarda özellikle boyun bölgesinde şişkinliklerle karakterize goiter hastalığı
oluşmaktadır. Mineraller içinde evet. Bunları söylemek mümkün. Yani hayvanlarda guatr hastalığı görülebiliyor evet, diyoruz. Evet, aynı evet. şekilde evet. Boğaz bölgesinin şişkinliğiyle evet. karakterize guatr hastalığı evet. iot eksikliğine bağlı olarak görülebiliyor. Evet. Hocam konumuz vitamin ve mineral eksiklikleri olunca bazı konular, özellikle bazı hastalıklar ön plana çıkıyor. Evet. Ki hayvan sahiplerinin de çok sık karşılaştığı ve kalsiyum eksikliğinden kaynaklanan bir süt humması sorunu var. Bunun sebepleri, belirtileri, hayvan sahipleri bundan korunmak için neler yapabilir? Biraz bunlar hakkında bahsedebilir miyiz? Tabii ki onlar hakkında da bahsedelim. Süt humması dediğimiz hastalık, diğer ismiyle hipokalsemi. Hipokalseminin Türkçe anlamı kalsiyum yetersizliği. Yine diğer bir adlandırma şekli doğum felci. Üç tane adlandırma şekli var süt hümmasının. Adından anlaşılacağı üzere kalsiyum mineralinin serumdaki miktarının düşmesiyle karakterize bir hastalık. Bu hastalık özellikle süt sığırlarında, yüksek verimli süt sığırlarında görülen bir hastalık olarak karşımıza çıkmakta ve 5-10 yaşlarındaki yüksek süt verimine sahip sığırlarda görülen bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Sebebine geldiğimiz zaman sebebi kandaki iyonize, kanın serumundaki iyonize kalsiyumun azalmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir durum ve burada yine kalsiyumun organizmada üstlendiği fonksiyonunu yerine getirememesinden kaynaklanan bir durum olarak ortaya çıkmakta. Bunu şöyle açıklayacak olursam, kalsiyumun en önemli mekanizmalarından birisi, en önemli fonksiyonel mekanizmalarından birisi sinirler arası iletişimi sağlamak, sinirsel uyarımlar sağlamak. Herhangi bir şekilde kalsiyum eksik olduğu zaman bu sinirsel uyarımlar sağlanamıyor ve bu şekilde de bir felç tablosu ortaya çıkıyor. İşte kalsiyumun eksikliğinden dolayı böyle bir felç tablosu ortaya çıkıyor. Hayvanlar ilk zamanda titremeye başlıyorlar. Daha sonra da artık ayakta duramayıp yere yatıyorlar ve bu şekilde bir klinik belirti ortaya çıkıyor. Hipokalsemi dediğimiz süt hummasının en önemli belirtisi, yetiştiriciler için en önemli belirtisi, hayvanın başını kaburgalarının üzerine yaslayıp kendi kendini dinliyormuş gibi yatma durumunda olmasıdır. Bu hayvan sahipleri tarafından çok kolay anlaşılabilir bir durumdur ve kendini ortaya koyabilen bir durumdur. Yine süt hümması daha çok gebeliğin sonlarında, doğuma 1-2 gün kala veya doğumdan birkaç gün sonra görülebildiği için bu dönemde hayvanda bir doğum stresi başlıyor ve yine yüksek miktarda süt salgısı başlıyor. Yüksek miktarda süt salgısı başladığı zaman hayvanda bir kalsiyum ihtiyacı şekilleniyor. Bu kalsiyum ihtiyacı vücuttaki rezervlerden, vücuttaki kaynaklardan sağlanmak isteniyor. Fakat kalsiyum yetersiz olduğu için bu rezervlerden sağlanamıyor ve bu şekilde hipokalsemi tablosu ortaya çıkıyor. Hipokalsemi de korunmak için de mutlaka ve mutlaka özellikle gebelik döneminde hayvanların yeterince vitamin ve mineral takviyesiyle beslenmesi gerekmekte. Buradan da hayvan besleyen vatandaşlarımıza bunu söyleyebiliriz. Çok teşekkürler hocam. Bir de hocam, mineral ve vitamin eksikliğinden kaynaklanan bir hastalık daha var. Beyaz kas hastalığı. Ki bu konuda biraz da sizden bilgi almak isteriz hocam. Evet. Beyaz kas hastalığı da önemli bir hastalık. Çünkü özellikle kuzularda oldukça önemli ve Doğu Anadolu yöresinde de çok fazla görünen bir hastalık. Beyaz kas hastalığından şöyle bahsetmem gerekirse, özellikle vitamin E ve selenyum mineralinin yetersizliğine bağlı olarak kuzularda, oğlaklarda ve buzağlarda kaslarda dejenerasyonla kendini gösteren, çizgili kaslarda dejenerasyonla kendini gösteren bir hastalık ve dejenere olan bu kasların artık kendi rengini kaybedip biraz daha beyazımsı bir yapıya dönüşmesiyle karakterize bir hastalıktır.
Genellikle kuzuların doğumdan sonraki 3 ile 8 haftalık dönemlerinde bu hastalığa rastlanır ve çeşitli semptomlarla kendini gösterir. Hastalık neden oluşur? Uygun görürseniz biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Hastalığın görülme sebepleri az önce de bahsettiğim gibi vitamin E ve selenyumun eksik olma durumlarıdır. Peki ne selenyum ve vitamin E eksikliğine sebep olur? Özellikle selenyumun eksik olduğu meralarda beslenen koyunlarda selenyum eksikliği ortaya çıkar. Yine otların uzun süre depolanıp öyle kullanıldığı zaman vitamin E kaybı oluşur. Bu beyaz kas hastalığına sebep olabilir. Bununla birlikte yine otların biçilerek kurutulması veya sıraj olarak kullanılması o otlarda vitamin E kaybına sebep olur ve bunları tüketen hayvanlarda da selenyum ve E vitamininin eksikliğine bağlı olarak beyaz kas hastalığı ortaya çıkabilir. Ki burada önemli bir durum var. Selenyum ve vitamin E'nin beyaz kas hastalığına sebep olmasının yanında bir de antioksidan özellikleri var. İsterseniz sonrasında bunu da konuşabiliriz sırası gelmişken. Öncelikle beyaz kas hastalığına devam edeyim ben. Yine beyaz kas hastalığının belirtilerine baktığımız zaman vitamin E ve selenyum eksikliğine bağlı olarak özellikle hayvanlarda ilk dönemlerde yürüyüşte bir bozukluk meydana gelir. Adımlar daha kısa atılmaya başlanır. Hayvanlarda sallantılı bir yürüyüş dikkati çeker. Daha ileriki dönemlerde hayvanlar güçlerini ön ayaklar üzerinden almaya çalışırlar. Arka ayakları üzerine basamazlar çünkü arka ayakları artık hayvanları taşıyamayacak bir duruma gelir. Yine bunun yanında belli bir zaman geçtikten sonra artık ön ayakları üzerinde de duramazlar ve hayvanlar oldukları yere çöküp orada oturma pozisyonuna geçerler. Bu da artık beyaz kas hastalığının son dönemleri olan dönemlerdir. Bazen de zaten doğan hayvanlar aşırı bir kalp yetmezliği ve solunum güçlüğüyle doğarlar ve bunu da ölüm takip edebilir. Buradan yetiştiricilere tavsiyemiz özellikle gebelik döneminde selenyum ve E vitamininin mutlaka hayvanlara verilmesi gerekmektedir. Ve bu şekilde vitamin E ve selenyum takviyesi yapılarak beyaz kas hastalığının önüne geçilmesi sağlanabilmektedir. Evet hocam. E vitaminin antioksidan özelliği de var değil mi hocam? Evet. Başka bir programda aslında sizinle bu antioksidan maddeler ya da kanserojen maddeler konusunda hayvanlara etkileri konusunda bir program yapıp sizin değerli bilgilerinize başvurmak isteriz açıkçası. Ben çok memnun olurum. Zaten antioksidan konusu beni heyecanlandıran bir konu. Aklıma geldiği için hatta az önce de bahsetmek durumunda kaldım. E vitamininin en önemli özelliklerinden biri antioksidan aktivitesidir. Antioksidandan kastımız şu, vücutta meydana gelen oksitlenmeyi ve bu oksitlenmeye sebep olan serbest radikalleri ortadan kaldıran maddelere biz antioksidan maddeler diyoruz. Antioksidan maddelerinin vitamin olarak da başını çeken vitamin E'dir. Vitamin E'nin yanında da mineral madde olarak da selenyumun glutatyon peroksidaz adını verdiğimiz antioksidan maddenin yapısına katılması yönüyle bir etkisi bulunmaktadır. Bu yönüyle de antioksidanlar evet. için de ne zaman konuk ederseniz ben memnuniyetle tamam, katılmayı hocam, isterim. Tamam hocam, o zaman bir program sözü daha aldık sizden. Tabii ki her zaman için. Tabii ki. Evet, programımızda hayvanlarda görülen önemli mineral madde ve vitamin eksiklikleri, bunların hayvanlar için neden önemli olduğu ve bu eksiklikler sonucunda hayvanlarda görülen önemli hastalıklar, bu hastalıklardan korunma yolları ve hangi tedaviler gerçekleştiriliyor, bu gibi sorulara yanıt bulduk. Ve gördük ki vitamin ve mineraller sadece insan sağlığı açısından değil, aynı zamanda hayvan sağlığı açısından da oldukça önemli. Böylelikle bilimin ışığında veteriner hizmetleri programının sonuna geldik. Değerli bilgileriyle programımıza katkı sağlayan yardımcı doçent doktor arkadaşım Kıvanç Irak'a burada teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
büyük katkı sağladınız programımıza. Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Çok faydalı oldu. Özellikle hayvan yetiştiricileri açısından çok önemli ipuçları da vermiş oldunuz. Başka konu ve konuklarla sizlerle bir dahaki programda görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.